CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki de bir de döndürüp dolaştırıp 20 Temmuz darbesi ve sivil darbe deyip duruyor. İki de bir ısıtıp ısıtıp önümüze bunu getiriyor. Şimdi 20 Temmuz darbesi demek deme, denmesi için insanın bunu söylemesi için bunu FETÖ'nün dilini kullanmanız gerek. Yani FETÖ'nün kiralamış olduğu, satın almış olduğu kişi olmanız gerek. Şimdi şahsen kendimi FETÖ'nün yerine koysam yani FETÖ'nün yerine koyun kendinizi. Sizin sözünüzün hiçbir itibarı yok. Söylüyorsunuz ama hiçbir geçerliliği yok, dinleyen yok. Herkes zaten darbeci olduğunuzu biliyor. Etkili adamım var, param var. Halkın içinde bazı kesimde de bayağı hani söz sahibisin de ama bunu dile getiremiyorsun. Hiçbir televizyonda, radyoda, hiçbir resmi kurumda bunu dile getiremiyorsun. Bunu haykıramıyorsun, kendini savunamıyorsun. Çünkü yapmış olduğun darbeden ötürü bu sebeple ne yapıyor? Erdoğan'a en çok düşman olan kim? Muhalefet, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP. İktidarı Erdoğan'dan alabilmek için FETÖ'nün taktiği ve FETÖ'den destek almak zorunda olduğundan mecburen onun onun sözünü, onun lafını veyahut da onun desteğine ihtiyaç duyduğundan onun dilini konuşuyor. Hani dedim ya kendimi FETÖ'nün yerine koyayım dedim. Mesela şöyle. Kendi sözümün bir itibarı yoksa bir toplumda bir konuşma yapılacak mesela. Benim sözümün itibarı yoksa konuşamıyorsam o mekana giremiyorsam. Ne yapacağım? Oradan beni temsil etsin diye beni savunsun diye birilerini satın almak zorundayım. Birilerine arka çıkmak zorundayım. Ve o kişiler o kişi çıkıp benim söyleyecek olduğum asıl kendimin kendi itibarım yok ama söyleyeceğim sözler önemli olduğundan çünkü devletin kılcal damarlarını sistemini bildiğimden bunu bildiği için o sözünü orada telakkuz ettirecek bir kişi işte Kemal Kılıçdaroğludur. 15 Temmuz darbesine kalkıyorsun sen, kontrolü darbe diyorsun. 20 Temmuz'a sen si sivil darbe, siyasi darbe diyorsun. Ya şimdi adam 15 Temmuz'da ne yapıyordu? hiç kimsenin izin almadan kanunsuz nizamsız bizi korumakla görevli olan TSK yani Türk ordusu bizi korumakla görevli olan Türk ordusu hiçbir izin yetki almadan o gece sokağa çıktı önüne gelen ne kadar siyasetçi varsa iktidar siyasetçisi ve generaller Amiraller onların emrine uymayan, onları dinlemeyen yani onlardan olmayan, FETÖ'den olmayan hepsini sorgusuz sualsiz toplayıp akıncı hava üstüne götürdü. Hepsini topladılar bakın. Hepsini onlara karşı olan herkesi topladılar. Emirsiz, izinsiz, kanunsuz. Ne yaptı? Darbe. 20 Temmuz'da ne yapıldı? O darbe yapanları iktidar işlemiş oldukları suçtan ötürü topladı. Çünkü suça karıştılar. Bu sefer de o toplama neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu o suçluların cezalandırılmasına darbe dedi. O ilk başta izinsiz insanları toplayan FETÖ'cülere darbe demiyor. Ama of darbe yapan FETÖ'cüleri cezalandıran onları ceza veren AK Parti ve Erdoğan hükümetine darbeci diyor. Siyasi darbe diyor. Adam onların içeride yargılanan FETÖ'cü gazetecileri FETÖ'cü ne kadar hakimler, savcılar, generaller varsa bazı yerde göz göre göre hani gazeteci, avukat yani siyasi kimliği olanları sen içeri atıyorsun. Sana diyor, Erdoğan'a diyor muhalefet oldukları için diyor. Görüşlerinden ötürü diyor adamlar tutuklanıyor diyor. Halbuki FETÖ'nün sözcülüğünü yapıyorlar. FETÖ'nün uşakları onlar. Onu söylemiyor işte. Gazeteciler, hakimler, hukukçular bunlar işte doktorlar yargılanıyor, hapse atılıyor diyor. Halbuki FETÖ'cü onlar kardeşim onların suç işlediği direktmen onların birebir suç işlemesi önemli mi sanki? Adam devletin içine sızmış, devleti ele geçirmeye çalışan bir yapının tuğlaları, taşları yani sonuçta harcı. Mecbur onları da cezalandırmak zorundasın. Adamlar böyle böyle yapılanıyorlar işte. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.